Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Yüce Rabbim, her birimizin hem dünyasını hem ahiretini mamur eylesin. Yaşadığımız müddetçe iman ve istikamet üzere yaşamayı, Habibini ümmet olarak yaşamayı, onu ahlakımızda, tavır ve davranışlarımızda, ibadetlerimizde yegane örnek alabilmeyi, dünyada onun izinden yürüyüp ahirette şefaatine mazhar olmayı her birimize nasip eylesin. Rabbim evlerimizi namazla, Kur'an'la nurlandırmaya, hadis-i şeriflerle bereketlendirmeye muvaffak eylesin. Gönlümüzü aşkıyla, muhabbetiyle tenviru ihya eylesin. Kıymetli izleyenlerim, insanın hayatında gece ve gündüz diye 24 saatlik dilim içerisinde iki bölüm vardır. Elbette gündüzün görevler ayrıdır, akşam görevler ayrıdır. Gündüz insan maişetini temin etmek için daha çok koşabileceği bir atmosfer varken, gece istirahat vaktidir. Kur'an'daki ayeti kerimeler de bize gecede dinlenmemiz gerektiğini, dinlenelim, istirahat edelim, sükunet bulalım diye yaratıldığını haber vermektedir. Fakat ister gece ister gündüz, hangisi olursa olsun, ister maişet zamanında, geçim telaşesi zamanında, isterse istirahat vaktinde Allah'tan kopmamız mümkün değildir. Allah'a ibadet ve Allah'ı zikir, ona secdeden kurtulmamız mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki 5 vakit namaz 24 saat içerisinde taksim edilmiştir. İstirahat vakti dediğimiz gecenin içerisinde akşam namazı vardır. Güneşin batışıyla akşam namazı icap ediyor. Biraz daha ilerleyince yatsı namazı vardır. Güneş doğmadan önce de sabah namazı vardır. Geçimle meşgul olabileceğimiz zaman diliminde de, yani gündüz de, öğlen ve ikindi namazı vardır. Böylece Allah ile bağlantımız 24 saat içerisinde muhtelif vakitlerde mutlaka olması gerektiğini anlıyoruz. Mevla bizim kendisinden kopmamıza rıza göstermiyor. Mecburen farz bir ibadetle bizi kendisine bağlıyor. Artık bir Müslümanın farz namazları kılmakta fantazilik söz konusu değildir. Mecburi ibadetlerdir. Bu kulun imandaki sadakatini, samimiyetini asıl gösteren bu değildir. Çünkü imanın gereği zaten 5 vakit namazı mutlaka yapmak lazım. Çünkü Allah Celle Celaluhu farz olarak, kat'i olarak kütübe aleykümussiyam, oruç size farz kılındı. İnne salate kânete alel mu'minine kitâben mevkûta. Şüphesiz namaz vakitleri belirlenmiş şekilde farz kılınmıştır. Şimdi insan Allah'a inanıyorsa, ahirete inanıyorsa, cennet ve cehenneme inanıyorsa, namazın Allah'ın emri olduğuna da inanıyorsa, artık namaz kılmak onun için bir fantazi, bir lüks değildir. Bu 5 vakit namazı kılmak onun için bir mecburiliktir. Dolayısıyla bir insanın imanının testi namaz değildir bu açıdan baktığımız zaman. Yani imandaki sadakatin diyelim, kalitenin testi farz olmayan ibadetlerdir. Bir insan işrak namazında hassas ise, bir insan kuşluk namazında hassas ise, bir insan evvabin namazında hassas ise, bir insan en zor namaz olan gecenin derin saatinde kalkıp namaz kılmakta hassas ise, bu an farz, bu insan zaten farzlarda hassas olmaması mümkün değildir. Onun için imandaki sadakatin ve samimiyetin asıl göstergesi nafile ibadetlerdeki hassasiyettir. Bu itibarla nafile ibadetlerin her birisi önemli efendim, ama gece kılınanlar çok daha önemli. Bir kardeşimiz, hatta birden fazla kardeşimiz, merhum Erbakan
hocamızı Allah rahmet eylesin, anlatırken, hayatını anlatırken yatsı namazını kılmadan önce uzun uzun toplantılarımız olurdu. Geç kalırdık. Yatsı namazını kılmayı, cemaatle kılmayı ihmal etmezdi diyor arkadaşlar. Yatsı namazını kılacağımız zaman arkadaşlar derdi ki geç kaldık, sünneti kılmayalım, direkt farzdan başlayalım. Yatsının sünneti ki yatsının ilk sünneti sünnetler içerisinde, namaz sünnetleri içerisinde en zayıf olan sünnettir. Yani hakkındaki hadis-i şerifler itibariyle söylüyorum. Kaynaklarda bu namazın varlığı itibariyle söylüyorum. En zayıf namazdır. Böyle olmasına rağmen rahmetli Erbakan Hoca dermiş ki namazdan daha önemli işiniz varsa kılmayabiliriz. Herkes dersini alırdı. Yani öyle saatlerde, vakitlerde bile geç saatlere kadar yaptıkları toplantıdan sonra uykusuz kalmışlar, eve geç gidecekler, cemaatle farz namazı kılacaklar, sünneti terk edelim demiyordu. Gerçekten arkadaşlar bunu anlatınca ibadetteki performansı ve ufku bakışı açısından ders alınması gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu samimiyet her Müslümanda veya hatta her hoca efendide veya dervişte olmayabiliyor. Hoca efendiler bir toplantı yapar veya dervişler bir toplantı yaparlar. Yatsı namazına sıra gelince bir kısmı farzdan başlayalım diyebilirler. Bu hassasiyeti göstermeyebilirler. Bu bakımdan bizim imandaki imanımızın ispatını demiyorum, samimiyetimizin ispatını ifadede farz namazlar zaten mecburidir, imanın gereğidir. Bizim samimiyetimizi ispatlayan farz namazlar değildir. Efendim, nafile ibadetlerdir. Bir insanın eğer nafile ibadetler göstergesi olduğu halde bu insan farzlarda da aksaklık yapıyorsa bu adamın durumu çok tehlikelidir. Allah'tan yardım istemek lazım. Bu büyük felaketten kurtulması için. Çünkü bu insan imanını ispat noktasında da sıkıntı yaşıyor. Beden diliyle sıkıntı yaşıyor. Ve şöyle düşünelim. Bir namazı terk etmek büyük günahlardandır. Nasıl ki zina büyük günahsa, adam öldürmek büyük günahsa, namazı kılmamak da büyük günahtır. Günde 5 vakit namazını kılmayan günde 5 tane büyük günah işlemiş oluyor. Bu her gün tekrarlanınca ayda 180 vakit namaz yapar vitir namazıyla beraber. Vacip olduğu için onu da buna katıyoruz. Değilse 150 vakit yapar. Yani bir ay namaz kılmayan insan 150 tane cinayet işlemiş olur. Yani bir adam 150 tane adam öldürmüş olsa bir ay içerisinde herkes bunu dilim dilim kesmek ister. Ne büyük canidir falan der. Ama günah açısından 5 vakit namazını kılmayan bir Müslüman bir ayda en az 150 tane büyük günah işlemiş olur. Bu bakımdan 5 vakit namazının varlığı bizim imandaki ciddiyetimizi ortaya koyar. Ama nafile ibadetlerdeki hassasiyetimiz bizim ne kadar samimi olduğumuzu, ne kadar din derdiyle dertlendiğimizi, ahiret derdiyle dertlendiğimizi ortaya koyması bakımından önemlidir. Bundan dolayıdır ki İmam Rabbani Kuddüs-i Sirru Hazretleri mektubatının muhtelif yerlerinde bu yolda yürüyenler için, yani Allah'a vuslet yolunda, ben Allah'a dost olmak istiyorum, dostluk kervanına katılmak istiyorum, dostlar kervanına katılmak istiyorum diyen insanlar için gece kalkıp namaz kılmak, teheccüd yapmak, teheccüd namazı kılmak bu yolun zaruriyatındandır. Yani dost olmak istiyorum dersen başka yolu yoktur. Mutlaka bu yola gireceksin. Uykundan feragat edeceksin. Daha önceki derslerimize de geçmişti. Tekrar burada yeri geldiği için hatırlatayım. Bir insan yatağına yattığı zaman şeytan gelir kafasından aşağı 3 tane düğüm atar boynunda ensesinin üzerine. Aleyki leylün tavilün ferkudi der. Haydi gecen uzun olsun, uyu da uyu der. Eğer insan gece uyanırsa o düğümlerden birisi çözülür. Kalkar abdest alırsa ikincisi çözülür. Eğer namaz kılarsa, dua ederse üçüncüsü çözülür. Ve bu insan فَاَصْبَحَ نَش۪يطًا طَيِّبًا nefsi pırıl pırıl, tertemiz olarak sabahlar, canlı, heyecanlı, dinamik olarak sabahlar diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Eğer insan uyanmazsa, kalkıp abdest almazsa, namaz kılmazsa o zaman فَاَصْبَحَ خَب۪يتًا nefsi. Yani pis olarak sabahlar diyor.
Bir de mıymıntı mıymıntı, üzerinde bir ağırlık olduğu halde sabahlar diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bundan dolayıdır ki gece ibadetinin, gecenin derin saatlerinde kalkıp Allah için namaza durmanın yönü, kalitesi ayrıdır. Ancak ve ancak dostların buluştuğu yerdir o. Bir kitapta şöyle görmüştüm. Eğer bir insan gece kalkmak istediği halde kalkamıyor, gece namazından mahrum kalıyorsa şöyle derin derin düşünsün. Acaba Cenab-ı Hak dostlarını kabul ettiği saati bana neden nasip etmiyor? Günahım nedir? Vebalim nedir? Neden dostlarını ayırdığı saatte gel dostlarım, gelin dostlarım, isteyin benden ne istersiniz, dileyin benden ne dilersiniz dediği saatte acaba bana neden nasip etmiyor bu saatte kalkmayı diye kara kara düşünsün der. Kendinde bu şerefe layık olmadığı konusunda endişelerini oluştursun ve istiğfarını yapsın diyor. Yani çok açık ifadesi şudur kıymetli kardeşlerim. Eğer bir insana gecenin o saatinde kalkıp ya Rabbi diye yalvarmak, abdest almak, boyun bükmek nasip oluyorsa bu da büyük bir nimettir. Eğer ben bunu yapmak istiyorum inancı var bizde ama bunu gerçekleştiremiyorsak bir türlü, o zaman kara kara düşünmemiz lazım. Acaba kalksaydım mükafatını alacaktım, dostlar kervanına doğru koşacaktım. Bu bana nasip olmadığına göre bu şereften niye mahrum kalıyorum? Hangi günahım beni bu şereften mahrum bırakıyor diye düşünmek lazım. Kalbimizin yumuşaması, ahiret aşkımızın çoğalması, ibadet aşkımızın artması noktasında neler yapabiliriz diye düşünmek lazım. Şimdi bazen duyuyoruz. İnsanlar maçı seyredebilmek için gecenin erken saatlerinde efendim 5 saat önce, 6 saat önce, 10 saat önce gidip bekleyenler oluyor. Ön tarafa yerleşebilmek için, gidebilmek için. Ne var ki yani maçı önden seyretsen, içeriden seyretsen, dışarıdan seyretsen, hiç seyretmesen ne olacak? Yani orada daha yakından seyredebilmek için ne heyecan, ne heyecan, ne kadar bekliyor? 5 saat sırada bekliyor, 4 saat sırada bekliyor. Peki Mevla'ya dostluk saati, Mevla'nın dostlarıyla buluştuğu vakit var mı? Var mı gelen, var mı yalvaran, var mı benim huzuruma gelmek isteyen dediği saattir. O saatte varım diyebilmek lazım. Rabbim varım diyebilmeyi bizlere nasip eylesin. Zor mudur? İnnehu yesirun ala men yesserahullah. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kolaylaştırırsa kolay olur. Hani bizim bir duamız var. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmimil hayır. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla tamamla. Rabbi yesire asılmak lazım. Seyece'alullahu ba'de usrin yusra. Anlatıldığına göre dostlar kervanına katılan müritlerden birisi teheccüd namazı noktasında sıkıntı yaşıyor, kalkamıyor. Mürşidi buna muttali oluyor ve kendisine diyor ki bu akşam sana, bir akşam sana misafir olacağım, evinde kalacağım. Hay hay baş üstünde efendim diyor. Evinde misafir oluyor. Gece tabi Şeyh Efendi kalkınca bunun kalkmaması mümkün mü? O da kalkıyor. Şeyh Efendi namazı kılıyor, o da namaz kılıyor. Şeyh Efendi zikre oturuyor, oturuyor. O da mecburen zikre oturuyor. Şimdi Şeyh Efendi sabaha kadar zikrullah'a devam ediyor. Şimdi oturduğu yerde biraz zorlanıyor, ağırlanıyor. Diz üstü oturuyor, sonra bağdaş kuruyor. Çok zorlandı. Derken biraz daldırmış. Daldırınca Seyce'alullahu ba'de usrin yusra okunmuş kendisine. Yani zorlanıyorsun ama bu zorlanmaya sabredersen Allah bunu kolaylaştıracaktır. Hayatta hiçbir şey kolay değildir. Mücadele olmadan hiçbir şey kazanılmıyor. Evet, anne olmak çok mu kolay? 9 ay taşımadan karnında doğum sancılarını çekmeden anne olunmuyor. Baba olmak çok mu kolay? Kısacası profesör olmak çok mu kolay? Doktor, mühendis olmak çok mu kolay? Her şeyin bir bedeli vardır. Allah'a dostluğun da bir bedeli vardır. Ben hiç yorulmadan, üniversitelerde okumadan doktor olacağım. Medreseye gitmeden hoca olacağım. Olmaz işte bu. Her şeyin bir yolu vardır. Ben Mevla'ya dost olacağım ama dostlar kervanına katılmayacağım. Alnım terlemeyecek. Uykumdan feragat etmeyeceğim. Keyfimden feragat etmeyeceğim. Zevkimden feragat etmeyeceğim. Dost olacağım. 3 köfte 25 kuruş kimse satmaz.
Şimdi gelelim bu konudaki hadis-i şeriflerimizde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamalarında neler vardı? Ve an İbni Abbasin radıyallahu anhuma. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Abdullah İbni Abbas diyor ki bittu inde haleti meymunete leyleten, bir gece teyzem Meymune'nin yanında geceledim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin eşlerinden olan Meymune annemiz onun teyzesi oluyor. Onun yanında geceledim. Teyzemin evinde kaldım diyor. وَالنَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem عِنْدَهَا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Meymune annemizin yanında idi. Yani nöbet sırası ondaydı. Efendimizin gece kalacağı oda onun odası idi. Efendim yeğeni de yanında, Abdullah İbni Abbas da orada. فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme مَعَا اَهْلِهِ سَاعَةً Yani bir süre aleyhissalatü vesselam Efendimiz ehliyle, eşiyle sohbet etti. Şimdi buradan anlıyoruz ki yatsı namazından sonra hemen yatmak şart değildir. Bir süre ne yapılabilir? Ehliyle, çoluk çocukla konuşulabilir. Ama tabii burada genel kriteri unutmamak lazım. Genel kriter nedir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yatsıdan sonra konuşmayı efendim ve sabah namazından sonra da uyumayı kerih görür idi. Dolayısıyla yatsı namazından sonra bir an önce yatmak lazım. Hani saat 10 yatağa kon, saat 3 yataktan uç parolası çok güzel bir paroladır. Ama şimdi saat 10 oluyor yatmıyor, 11 oluyor yatmıyor, 12 oluyor yatmıyor, 1 oluyor 2 de yatıyor. Şimdi bu yatış neyi gösteriyor? Gece kalkıp ibadet etmek diye bir dert olmadığını gösteriyor. Böyle bir dert yoksa bir dostluk derdi de yok demektir. Mevla ile dostluk derdi yok demektir. Yatsı namazından sonra çoluk çocukla birazcık hasbihal olmakta sıkıntı olmadığı buradan anlaşılıyor. Sümme rakade, sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tatlı bir uykuyla uyudu. Felemma kâne thülüthül leyli el ahir. Gecenin son üçte biri, yani gecenin üçte ikisi gitti, üçte biri kaldı. Evet. Ev ba'duhu, yani gecenin bazısı gitti, bazısı kaldı rivayeti de vardır. Ka'ade, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte ikisi gidip üçte biri kalınca kalkmış, oturmuş. Fenedara ile semai, göklere doğru bakmış. Gökte yıldızlar gözüküyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz göklerdeki o yıldızlara, ay ve yıldızlara tefekkür etmeye başlamış. Bu tefekküre daldırırken fakara şunu okumuş. Estaizu billah, inne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulil elbâb. Şüphesiz gece ile gündüzün yaratılmasında fi halqis semavati vel ard, şüphesiz gökler ile yerin yaratılmasında ve ihtilafil leyli, gece ile gündüzün ihtilaf etmesinde vardır. Le ayatin, elbette büyük ayetler vardır, alametler vardır, delaletler vardır Allah'ın azametine, büyüklüğüne, kudretine, ilmine, evsaf-ı kamile ile mevsuf olduğuna ayet delalet eden ayetler vardır. Kim için? Li ulil elbab, akıl sahipleri için. Demek akıl sahipleri gökteki yaratılışa baktığı zaman, yerdeki yaratılışa baktığı zaman, geceyle gündüzün birbirini kovalamasına, birisinin uzayıp öbürünün kısalmasına, daha sonra işin tersine dönüp efendim kısadan uzamaya başlıyor, uzayan kısalmaya başlıyor. Bütün bunlarda neyi görüyoruz? Ayla kim uğraşıyor? Güneşle kim uğraşıyor? Doğuş saatini kim ayarlıyor? Kim değiştiriyor? Batış saatini kim değiştiriyor? Kim ayarlıyor? Geceyi kim getiriyor? Gündüzü kim götürüyor? Gündüzü kim getiriyor? Geceyi kim götürüyor? Yıldızları kim idare ediyor? Ayı kim idare ediyor? Güneşi kim idare ediyor? Akan ırmakları kim idare ediyor? Yıllardır akan bu sular neden bitmiyor? Nereden geliyor? Bunun suyu nereden geliyor? Efendim, topraktan olup biten bu kadar yeşillikler, rengarenk çiçekler nasıl oluyor? Toprak topraktır. Yani nereye bakarsanız her taraf ayet fışkırıyor. Allah'ın kudret ve azametine delalet eden ayetler. Bu ayeti okuyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta hateme surete, surenin sonuna kadar. Zaten bu ayetten başlayınca aşağı yukarı
ikiye yakın sayfa olmuş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yatağından kalkıp oturunca göklere doğru bakıyor. Ay ve yıldızları seyrediyor. Seyrederken de bu ayeti kerimeleri okuyor. Şüphesiz bunlarda, yani göklerle yerin yaratılışında, ayrıca gece ile gündüzün birbirini takip etmesinde, birisinin uzayıp öbürünün kısalmasında, birisi karanlık, birisi aydınlıktır, birisi sıcaktır, birisi soğuktur. Bütün bunlara baktığınız zaman hepsi bunların kendi kendine bunları yapamayacağına, bunları yapan kudret ve azamet sahibi olan ince hesaplı bir Allahu Teala olduğuna akıl sahibi olanlar varıyorlar. Çünkü bu ayetler bunu gösteriyor. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُولًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Kimdir akıllı olanlar? Yatağında, otururken, ayaktayken Allah'ı zikreden insanlardır. Eğer insan ayakta, otururken, yatarken Allah'ı zikredebiliyorsa kaliteli bir mümindir. Kalbi uyanık, ayık bir mümindir demektir. Çünkü Allah-u Teala akıl sahibi olan insanları ayakta, otururken, yatarken zikredenler diye bu ayeti kelimesinde beyan ediyor. Ve tefekkerun fi halqi semavati kalbiyle efendim gece affedersiniz ayakta otururken yatarken zikrediyor. Bütün vakitlerde zikretmiş oluyor böylece. Bu zikir onun kalbini uyandırıyor, ferasetini artırıyor. Kalbindeki gaflet perdesini yırtıyor. Artık şimdi o göklere baktığı zaman eskisi gibi bakmıyor. İbret gözüyle bakıyor. Yıldızlara baktığı zaman, aya baktığı zaman, güneşe baktığı zaman, geceyi değerlendirdiği zaman bütün bunlarda ibret gözüyle bakmış oluyor. Ve Allah-u Teala'yı böyle zikretmesi gözünün açılmasına, basiretinin açılmasına ve bu asumandan, göklerden ve yerlerden yaratılışı itibariyle ders çıkarmasına, ibret çıkarmasına sebep oluyor. Sümme kâme bu ayetleri sonuna kadar okuyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalkmış. Yatağından kalkmış. İlel kırbeti Efendimiz su kapı vardı. İçerisinde su vardı. Ona doğru kalkmış, varmış. Fe atlaka şinâkaha onun efendim ipini çözmüş. İçerisinde su var. Ağzı kapalı. İpini çözmüş. Sümme sabbe fil cüfneti sonra bir tabağın içerisine suyu döktü. Sümme tevadda vulu'en hasenen beynel vulu'eyni güzel bir abdest aldı. Beynel vulu'eyni iki abdest arasında güzel bir abdest aldı. Yani israf yok, takdir yok. Aşırı derecede su harcamadı ama çok böyle yağ sürer gibi de efendim kısa az tefrit de yapmadı. İkisinin arasında tam orta yol kaliteli bir abdest aldı. Lem yüktir, yani çok su kullanmadı. Ve kad eblaga, ancak suyu da gideceği yere kadar ulaştırdı. Yani takdir de yapmadı. Takdir neye deniyor? Az su kullanmak. Çok az. Olması gerektiğinden az kullanmak. Böyle avucunu azıcık ıslatıyor, böyle yağ sürer gibi sürüyor. Buna takdir denir. Bu da doğru değildir. İsraf etmek de doğru değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz israf da yapmadı, takdir de yapmadı. Belki normal ve güzel bir abdest aldı. فَقَامَ فَصَلَّ ve abdestten sonra da kalktı, namaza durdu. فَقُمْتُ وَتَوَضَّعْتُ ben de kalktım, ben de abdest aldım. فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ sol tarafında ben de namaza durdum. O kılıyor, ben de ona uyayım, ben de kılayım dedim. Ama ben sol tarafa durdum. فَأَخَذَ بِعُلُونِ kulağımdan tuttu. فَأَدَارَنِ عَنْ يَمِينِهِ sol taraftan beni sağ tarafa çevirdi. Yani bana sağ tarafta olmam gerektiğini öğretmiş oldu. Fetetammet salatuhu 13 rekaten. Onun namazı 13 rekat namaza ulaştı. Yani gece orada 13 rekat kıldı. Bunun 10 rekatını efendim teheccüd namazı olarak, 3 rekatını da vitir namazı olarak düşünebiliriz. Sümmez daca'a sonra bu 13 rekat namazı kıldıktan sonra yatmış. Fename hatta nefaha. Yani horlamak mı diyelim, tatlı bir uykusu vardı ama ses çıkıyordu.
ثُمَّ اَضَّجَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ. Zaten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz uyuduğu zaman, yani ağzından veya burnundan gelen o ses, bizim horlama dediğimiz onun hafif şekli onda gerçekleşiyordu. O uykuya devam ederken, yani derin uykuya daldırdı. فَاَذَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ. Hazreti Bilal geldi, namaz namaz dedi, ona namazı bildirdi, uyandırdı onu. فَصَلَّا وَلَمْ يَتَوَضَّ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada sabah namazını kıldı ama abdest almadı diyor. Yani ciddi bir uykuyla uyudu ama abdest almadan kalktı, namaz kıldı diyor. وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ فِي دُعَائِهِ. Duasında şöyle derdi. Efendimiz duasında şöyle bir adeti vardı. Aynı o adetini de burada gerçekleştirdi diyor. Şimdi o adeti görmüş olacağız. Kıymetli izleyenlerim, uyku mu abdesti bozar, uykudan uyanmak mı abdesti bozar, uyku esnasındaki bir efendim şübhe mi abdesti bozar? Elbette uyku niye abdesti bozsun? Uyku uyuyunca insan kendine malik olamıyor. Kendine malik olamayınca kontrol dışı abdesti bozan şeyler olabilir. Bu ihtimale karşı uyku abdesti bozuyor. Ancak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uykusu bizim uykumuz gibi değildir. Binaenaleyh peygamberlerin uykuları abdestlerini bozmaz. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de abdesti bozulmamış idi. Biz uyursak, horlamaya başladıysak bu iş bitmiştir demektir. Yeniden abdest almak lazım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin duasında şöyle söylemek adet idi. Allahümme ey Allah'ım, ic'al fî kalbi nûrâ. Kalbime nur yerleştir. Kalbime nur yerleştir. Hatta nuran, mükemmel bir nur yerleştir. Büyük bir nur yerleştir. Yani öyle bir nur kalbime koy ki kalp baktığı zaman doğru görsün. Karanlık yerler olmasın. Namazın güzelliğini görsün. Zikrin güzelliğini görsün. Kur'an'ın güzelliğini görsün. Ahiret derdiyle dertlenmenin güzelliğini görsün. Cihadın, emri bil marufun güzelliğini görsün. Çocuğunu alim yetiştirmenin güzelliğini görsün. Zakir yetiştirmenin güzelliğini görsün. Kalpte karanlık yer kalmayınca, basireti feraseti artınca daha isabetli karar verecektir. Allah'ım kalbimi nur ile doldur diye dua ederdim. Ve fî basari nûrâ. Allah'ım gözüme de nur yerleştir. Yani eğer bir insanın gözüne Allah-u Teala nur yerleştirirse o göz baktığı zaman harama, namahreme, günah olan şeylere bakmaktan nefret eder. Nur olduğu zaman o cihette bu bahsettiğim şeylere bakmak pisliktir, mikroptur. Efendim insanın dinine, imanına zarar verer. Nasıl ki mikrop insanı hasta ediyorsa bu mikrop da insanın imanını ne yapmış olur? Hasta hale getirmiş olur. Yani bir insan gözüyle harama bakarsa, bakılması caiz olmayan şeylere bakarsa bu manevi mikrop olarak onu etkileyecektir. Bundan dolayıdır ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine yaptığı duada, teheccüde nasıl dua diyor? Allah'ım kalbime nur yerleştir, gözüme nur yerleştir ve fi sem'i nura, kulağıma da nur yerleştir Allah'ım. Yani kulağım duyduğu gerçekleri anlasın. Efendim ve lehime olan şeyleri duysun ve onaylatsın. Ve fi sem'i nura ve an yemini nura ve an yesari nura. Allah'ım sağ tarafımdan, sol tarafımdan beni nurlandır. Ve fi sem'i nuran ve an yemini nuran. Kulağım, sağ tarafım nur olsun. Ve an yesari nuran. Ve fevqi nura. Allah'ım üstüm ve tahti altım ve emami önüm ve halfi arkam ve cealli nuran. Bunların hepsini nur kıl Allah'ım. Beni de nurlandır Allah'ım diye dua ederdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kalbimi, gözümü, kulağımı, sağımı, solumu, üstümü, altımı, önümü, arkamı nur yap ve cealli nura. Beni nur yap. Her tarafım nurla kaplansın. Gözüm yanlış iş yapmasın, görsün sonucunu. Gözüm, elim yanlış iş yapmasın, idrak etsin sonucunu. Dilim yanlış iş yapmasın, idrak etsin sonucunu. Güzelliklerden haz alsın, çirkinliklerden nefret etsin diye dua ederdi. Bazı rivayetlerde dilime de nur ver. Efendim, kemiklerime, etime, sinirlerime, saçlarıma, bunlara da nur ver. Yani adeta her zerresi
iman nuruyla nurlanacak, aşkullah ile nurlanacak, bunu istiyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz duasında. Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bu hadis-i şerifte ve ceal fi nefsi nuran ve a'zim li nura ve fi uhrali Müslim Allahümme a'tini nuran. Bazı rivayetlerde Allah'ım benim kendimi nurlandır, benim nurumu artır. Allahümme a'tini nuran, Allah'ım bana nur ver dediği de rivayetler arasında yer almaktadır. Ve anhu İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan mervidir ki ennehu rakada inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında uyumuş. Fesseykılı uyanınca fetesevveke ve tevadla ve huve yekul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak kullandı. Abdest aldı ve şöyle diyordu. İnne fî halqis semâvâti vel ard. Biraz önce okuduğum ayeti kelimeyi okuyordu. Hatta hateme surete, sureyi sonuna kadar okudu. Sümme kâme fazallâ rekaateyni. İki rekaat kıldı. Etâle fîhimel kıyâme ve rükû'u. Uzun uzun böyle kıyamda durdu. Uzun uzun rükûde ve sücud, uzun uzun secdede bulundu. Sümme ansarafe fenâme hattâ nefâhâ. Sonra döndü, yattı ve ses çıkaracak şekilde uyumaya başladı. Sümme feale zelike telâte merrâtin sitte rekâtin. Sonra bunu üç kere tekrarladı. Kalktı, tekrar namaz kıldı. Efendim üç kere yaptı. Altı rekat olarak kıldı. Küllü zelike yestâkü ve yetevallû. Her birisinde misvak kullanıyor, abdest alıyor ve yekrehu hâulâil âyât. Bu ayetleri inne fî halqis semâvâti vel ard ayetlerini okuyor. Sümme evtere bi selâsin. Sonra altı rekattan sonra ne yapıyormuş? Üç rekat daha kılıyor vitir olarak. Böylece ne olmuş oluyor? Altı, üç daha, dokuz yapmış oluyor. Ravahu Müslim'un bu hadisi şerifi İmam Müslim rivayet etmişlerdir. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece namazıyla teheccüd namazıyla şeyi birleştiriyordu zaman zaman vitir namazına. Ve an Zeyd ibn Halid el-Cüheni radıyallahu anhu ennehu kal. Zeyd ibn Halid el-Cüheni radıyallahu anhu diyor ki ennehu kale le ermukanne salate Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme el-leylete. Kendi kendine karar veriyor. Diyor ki kesinlikle ben bu gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazını gözetleyeceğim. Böyle göz ucuyla takip edeceğim. Peki fesallâ rekaateyni hafifeteyni. Takibi alınca aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin namazını şöyle bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Önce iki rekat hafif kıldı. Yani çok uzatmadan kısa olarak iki rekat kıldı. Sümme sallâ rekaateyni tavîleteyni tavîleteyni tavîleteyni. Sonra iki rekat namaz kıldıktan, kısa namaz kıldıktan sonra iki rekat uzun 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 kıldı. Evet. Uzun 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 dediğine göre gerçekten uzunmuş yani. Efendim, demek ki teheccüde ilk iki rekat biraz kısa olması, diğerlerinin daha uzun olması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uygulamasında yerini buldu. Dolayısıyla buna sünnet diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Sümme sallâ rekaateyni ve huma dûnelleteyni kablehuma. Şimdi önce aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz ne yapmış? İki tane hafif, iki rekat hafif namaz kılmış. Sonra iki rekat uzun, uzun, uzun kılmış. Efendim, sümme sallâ rekaateyni ve huma dûnelleteyni kablehuma. Son olarak şimdi iki rekat daha kıldı ama bu kıldığı son iki rekat ondan önceki iki rekat gibi uzun, uzun, uzun değildi. Sümme sallâ rekaateyni ve huma dûnelleteyni kablehâ. İki rekat daha kıldı. Bir öncesinden biraz daha kısaydı. Sümme
evtera, sonra vitir namazını kıldı. Fezalike selâse aşrete rekaten, bu da 13 rekat yapmış oluyor. Bunun 10 rekatı evvabin namazı, 10 rekatı gece teheccüd namazı, 3 rekatı da vitir namazı olmuş oluyor. Ve an Aişete radıyallahu anha, bir sonraki hadis-i şerifimiz Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha'nın rivayet etmiş olduğu hadis-i şeriftir. Kâlet diyor ki: "Lemma beddene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlemma bedune." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz efendim biraz yaşlılık onda zuhur etmeye başlayınca ve fekule ağırlaşmaya başlayınca, kilosu ağırlaşmaya başlayınca kâne ekseru salatihi câlisen, en çok namazını oturduğu yerde kılardı. Demek ki aleyhissalatü vesselam efendimizin bedeninde ağırlık varsa o genelde nafile ibadetleri, nafile namazlarını oturarak kılardı. Şarih, kâne ekseru salatihi eyin nafile, nafile ibadetlerini ayakta kılardı. Yani oturarak kılardı. Ama farzları buradan ayakta kıldığı anlaşılıyor. Ve an Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu قال, Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh efendimiz diyor ki: "Laqad araftu an-nazair allati kana an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem yuqirna beynehunna." Diyor ki araftu, ben bildim, en-nazaira, birbirine benzeyen sureleri, elleti kânetin nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yakrunu veyahut da yukrinu beynehunne, yani onların arasını cem ediyordu, iki sure arasını cem ediyordu bir rekatte. Ben onları biliyorum diyor. Lekad araftun nazair elleti kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yakrunu veyahut da yukrinu topluyor beynehunne arasını. Ben bunları biliyorum diyor. Fezekere İbn-i Mesud radıyallahu anh efendimiz bunu anlatırken şöyle de söylüyor. Başlıyor saymaya. İşrine sureten min evvelil mufassali. Efendim mufassalin evvelinden fezekere işrine sureten min evvelil mufassali ala te'lifi İbn-i Mesud'in. İbn-i Mesud radıyallahu anh efendimizin Kur'an'ı tertip etmesi vardır. Onun tertibine göre ilk mufassalden başlıyor, 20 tanesini sayıyor. Sureteyni fi rak'atin efendim ahiruhunna hamim ed-duhan ve amme yetesalun. Bu iki sureyi bir rekatte topladığı en son iki sureden birisi Duhan suresi, birisi de amme yetesalun nebe suresidir. Şimdi biz burada efendim Rahman suresi, Necim suresini bir rekatte okudu. İktarabeti saati ve şakkal kamer el hakka suresini bir rekatte okudu. Ve tur ile ve zariyatı bir rekatte okudu. İza vekaat ile ve nun vel kalemi ve ma yasturun surelerini bir rekatte topladı. Se'ele sailun ile ve nazati bir surede topladı. Veylül lil mutaffifin ile abesi bir rekatte topladı. Ve ya yuhel müddessir ile ya yuhel müzzemmili bir efendim rekatte topladı. Hel ete alel insani hinun ile la uksimu bi yevmil kıyameti bir surede bir rekatte topladı. Ve amme yetesalune vel murselati ve duhan ve ileşşemsü küvveret, bunları bir arada toplayarak namaz kıldığı, bir rekatte ikisini toplayarak namaz kıldığı vardır diyor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam efendimizin uygulamalarında olan bu namaz şekli sünnet olarak bize de intikal etmiş olur. Yani bir insan namazda ne yapabilir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüde başlarken evvela iki rekat hafif olarak kılardı. Sonrakini biraz daha uzun, sonrakini biraz daha uzun. Ondan sonra yavaş yavaş azaltmaya başlardı. Şurası önemlidir kıymetli izleyenlerim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem uyku hem de yemek noktasında Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütufta bulunduğunu
siz benim gibi dayanamazsınız açlığa dediğini biliyoruz. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gece kıldığı namaz gerçekten, yani o makamdaki insana yakışır bir namaz. Ama bizim ona gücümüz yeter mi? Burası işte önemli. Biz gücümüz yettiği kadar olanını gerçekleştirmekle mesulüz veyahut da faziletimiz oradan ortaya çıkacaktır. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Kimseye Cenab-ı Hak gücünün fevkinde bir şey emretmez. Biz İmam-ı Azam Hazretlerinin menkıbesinde diyoruz ki, Kabe-i Muazzame'den, hacibinden anahtar istedi. Kitaplarda yazılıdır bu. Kabe'nin içerisine girdi. İki rekat namaz kıldı. Bu iki rekatın içerisinde Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar hatmetti. Şimdi eğer bu rivayet sahih bir rivayet ise, yani Ebu Hanife Hazretleri gerçekten bunu gerçekleştirdiyse, demek ki bir insan ne yapabiliyor? Kur'an-ı Kerim'i iki rekatlık bir namazda hatmedebiliyor. Bunu yapmak için de gerçekten güçlü bir hafızlık lazımdır. Bir de güçlü bir irade lazımdır. Bu namazı kılarken önce sağ ayağı üzerine ağırlık veriyor. Sol ayağına ağırlık vermiyor ama yerden de kesmiyor. O yorulduğu zaman sol ayağın üzerine basıyor. Sağ ayağını yerden kesmeden yükü sol ayağa bırakmış oluyor. Böylece Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz uzun 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 namazda durabiliyordu. O namaza durduğu zaman adeta cennetin kapısı kendisine açılıyor. Cennet kapısının içerisinde kendisini hissediyordu ki yorulmuyordu, yorulmak bilmiyordu. Sahabe-i kiram Ridvanullahi Aleyhim Ecmain'den bazıları Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin arkasına kendi iradesiyle takılmıştır. Ben de bu nafile ibadeti onun arkasında cemaatle kılayım demiştir. Ama bakmış ki namaza durmuş. Kıraat devam ediyor, 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 ediyor. Bir cüz bitiyor, bir sure bitiyor, birine başlıyor, o bitiyor, birine başlıyor. Kafamdan farklı şeyler geçirmeye başladım dedi. Yani ben bir arkadaşımız vardı, öyle tekerleme yapardı. Derdi ki, sen öldün, kurtuldun, ben ne derde tutuldum. Şimdi burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cemalullah deryasına daldırmış. Cenab-ı Hakk'ın nimet deryasına daldırmış. Ama arkasında cemaat olarak gelen, ben ne derde tutuldum diyor, bitmiyor namaz. Onun aldığı maneviyatı alamıyor. Ama namaz da bitmiyor. Acaba bozsam mı, bıraksam mı diye çok aklımdan geçirdim. Cesaret edip de bozmadım diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim dayanamayacağımız kadar uzun bir şekilde namaz kıldığından da bahsediliyor. Peki bu şeyle ilgili, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece uygulaması ile ilgili hadis-i şeriflerin bir kısmını okuduk. Daha doğrusu kitabımızda birinci fasıldaki hadis-i şerifleri okumuş olduk. Nasip olursa ikinci fasıl bu konuyla ilgili ikinci fasıldan devam etmiş olacağız. Yüce Rabbim Celle Celaluhu sizi de bizi de Habibinin izinden yürüyenlerden eylesin. Gecenin derin saatlerinde duanın müstecap olduğu, makbul ve mebrur olduğu evkatta, muhtelif vakitlerde bize güzel güzel dualar yapmayı nasip eylesin. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. İstikametten ayırmasın. Kazancımıza bereket versin. Yuvamıza huzur versin. Nesillerimize hayırlı eylesin. Rabbim haramlardan nefret etmeyi her birimize, çoluğumuza, çocuğumuza ikram etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Recep-i Şerifimiz mübarek olsun. Şaban-ı Şerifimizde Rabbim bizlere bereket versin. Ramazan-ı Şerifi idrak edip ihya etmeyi nasip eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfune ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.